Merhaba arkadaşlar, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 3 Ekim 2018 tarihli Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi, Mustafa Kemal'in Hayat Hikayesidir başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. 2008 yılıydı, tuhaf işler olmaya başlamıştı. Peş peşe Atatürk kitapları çıkarıyorlardı, insani yönlerini anlatıyoruz sloganlarıyla güya kişisel özelliklerini yazıyorlardı ama aslında düpedüz karalama kitaplarıydı. Alkolik, kalpsiz, dinsiz, megaloman, hatta korkak gibi somut yalanlar vardı. Atatürk'ün insani yönlerini tanımaya çalışan gençler zehirleniyordu. Aynı dönemde Yeni Türkiye sloganıyla CIA mensupları tarafından, göbeği Brüksel'e bağlı yazarlar tarafından kaleme alınan kitaplar türemeye başlamıştı. Açık açık Kemalizm'in sonu geldi deniyordu. Yine aynı dönemde tarih adı altında dergiler çıkmaya başlamıştı siyasi iklimden faydalanarak meydanı boş bulmuşlardı. Toplum henüz farkında değildi ama İstiklal Savaşı bile İngiliz penceresinden yazılıyordu. Zübeyde Hanım'ın namusuna bile dil uzatılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihten silmeye çalışan, alternatif Sunni tarih yazmaya çalışan karşı devrimcilerin sinsi çabalarıydı. Konuşması gerekenler korkup için yalan kurumsallaşıyordu. Mustafa Kemal'i yazmaya işte o 2008'de karar verdim. Mustafa Kemal'e olan borcumuzun, boynumuzun borcu olarak gördüm. 10 yıl çalıştım. 2000 civarında kitap, dergi, belgesel, röportaj, akademik tez, rapor, makale ve haber taradım. 7000 sayfa özet çıkardım. Peyderpey 2 yılda yazdım. İnanmayanların teyit edebileceği kaynaklarla çarpıtmadan, eğip bükmeden, saklamadan, gizlemeden otosansür uygulamadan olduğu gibi tüm gerçekliğiyle yazdım. 520 sayfalık kitap haline getirdim. Bugün çıktı. 35 yıllık gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum ki Mustafa Kemal'i hiç böyle okumadınız. İddia ediyorum ilk kez tanışacaksınız. Gözünüzün önünde 3 boyutlu hologram olarak canlanacak. Çağdaş Kuvayi Milliye'nin yayın evi Kırmızı Kedi tarafından basıldı. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş rekor baskısı olacak. İlk etapta 1 milyon 700 bin adet planlıyoruz. 3 milyonu geçebileceğimize inanıyoruz. Atatürk'e yarışır vizyonda olması için gece gündüz çaba harcadık. Sadece Türkçe ile Türkiye ile sınırlı kalmayacak. İngilizce, Almanca, Azerice, Çince, Rusça basılacak. Bu iddiayla yola çıktık. Dünya Mustafa Kemal'in orijinal biyografisini tarihte ilk kez bu kitaptan okuyacak sadece yetişkinler için değil, anaokulu versiyonu, ilk öğretim versiyonu da olacak. 3 yaşından itibaren 3-7 yaş grubu okul öncesi çocuklarımız için renkli, çizgi karakterlerden oluşan 10 kitaplık set hazırlıyoruz. Her bir kitap 32'şer sayfa olacak. Yılbaşı gibi çıkacak. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün doğa sevgisini, Hayvan sevgisini, kitap sevgisini, anne sevgisini, çocukluğunu, öğrenciliğini, temizlik alışkanlıklarını, yeme içme alışkanlıklarını, sporla ilişkisini, kültür sanatla ilişkisini anaokulu seviyesinde anlatıyoruz. Çocuklarımız tarihte ilk kez Atatürk'le arkadaş olarak tanışacaklar. 8-14 yaş grubu çocuklarımız için onların rahat okuma ve kavrama seviyelerine indirgenmiş baskısı olacak. Sömestrede çıkacak. Koleksiyon değeri taşıyan, sadece 1881 adetle sınırlı tutacağımız numaralı çok özel versiyonu olacak. Olağanüstü talep var. Kimseye torpil yapmamak için başka çare bulamadık. Kırmızı Kedi internetten duyuru yapacak ilk başvuran 1881 kişiye vereceğiz. Sadece kitap olarak bırakmayacağız. 2019'da belgesel filmi çıkacak. 150 Atatürkçü yurtsever tarafından seslendirilecek. 2000 civarında fotoğraf ve görüntüden oluşacak. CD halinde saklayabileceksiniz. Belgeselin de İngilizce versiyonunu planlıyoruz. İnternet üzerinden uluslararası dolaşıma sokacağız. Güney Afrikalı da izleyecek, Yeni Zelandalı da. Edirne'den Erzurum'a, Çanakkale'den Artvin'e, Aydın'dan Mersin'e, Samsun'dan Malatya'ya, Denizli'den Trabzon'a, Ordu'dan Adana'ya 30'dan fazla şehrimizde imza günü planlıyoruz. Almanya'dan İngiltere'ye, Çin'den Amerika'ya imza günü planlıyoruz. Zübeyde Hanım'ın vasiyeti gereği sosyal sorumluluk kapsamında Darüşşafaka öğrencilerine katkı yapmayı planlıyoruz. Kaderin cilvesi olsa gerek Mustafa Kemal kitabını yazmaya 2008'de karar verdim, yayıncısı Kırmızı Kedi de 2008'de kuruldu. Aslına bakarsanız Kırmızı Kedi'nin kuruluş amacı da aynıydı. 2008'den bu yana meydanı karşı devrimcilere bırakmamak için mücadele ediyor. Mustafa Kemal kitabı, Kırmızı Kedi'nin bininci kitabı. Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon'a tüm Atatürkçüler adına yürekten teşekkür ederim. Tarihte görülmemiş bir fedakarlıkla, tarihte görülmemiş bir maliyeti gözlüyor. Mustafa Kemal kitabının Çin'den Amerika'ya, Azerbaycan'dan Almanya'ya, İngiltere'ye kadar tüm dünyadaki kitap evlerinde yer alması için insanüstü gayret sarf ediyor. Dünya çapında prestijli yayın evleriyle uluslararası angajmanlar yapıyor. Haluk utanır ama ben söyleyeyim. Para kazanmayı boş ver, bu proje için harcanan parayla 3 yayın evi daha kurulur. Kırmızı Kedinin satış ve pazarlama direktörü Salih Yavuzun şahsında editöründen grafikerine, matbaa işçisinden şoförüne emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Kendi özel yaşamlarını bile ihmal ederek çalıştılar. Memleketin en ucra köşelerine bile aynı gün, aynı saatte ulaşılabilmesi için kitap yayıncılığı tarihinde görülmemiş bir organizasyon ağı kurdular. Bu proje gençliğe hitap eden aldığımız görevle boynumuzun borcudur. Mustafa Kemal düşüncesine her zamankinden fazla ihtiyacımız var çocuklarımızı Mustafa Kemal ile tanıştırma yükümlülüğümüz var. Çocuklarımıza Mustafa Kemal'in ideallerini öğretmeye, anlatmaya her zamankinden fazla mecburiyetimiz var. Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var. İstedikleri kadar unutturmaya, silmeye çalışsınlar, bu toprakları vatan olarak benimsemiş, her yurtsever ailenin kütüphanesine, okuma yazmayı söken her öğrencimizin çantasına, umudumuz olarak dünyaya gelen her bebeğimizin kundağına Mustafa Kemal'in kitabını bırakacağız. Buna kararlıyız. Çünkü Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Mustafa Kemal'in hayat hikayesidir. Arkadaşlar bu kitabı önemli buluyorsanız beğen tuşuna tıklarsanız YouTube bu videoyu daha çok arkadaşımıza önerecek ve dolayısıyla daha çok arkadaşımız bu konudan, bu kitaptan Mustafa Kemal kitabından haberdar olacaktır. Teşekkür ediyorum bu teferruat dinlemiş olduğunuz için iyi günler dilerim.